Kılıçdaroğlu ne de Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan isimler mutabakat metnine referans bile yapmadılar. Yani biz Kemal Bey'in mutfak videoları üstünden kendi geliştirdiği bir dolu politikayı seçmenlerle paylaştığını gördük. Şimdi bütün bu yaptığım eleştiriler aslında dönüp dolaşıp yanlış ittifak yapısı, seçmenlere güven vermeyen bir kadro ve bence kötü koşullarda belirlenmiş bir Cumhurbaşkanı adayı meselesine bizi getiriyor. Bence de bu seçimin kaybedildiği. Kötü koşullar derken yanlış yöntemle mi? Yanlış şimdi biraz önce aslında Bülent Bey söyledi. Ne Cumhuriyet Halk Partisi ne İYİ Parti Saadet Partisi'ne gidip aday meselesini konuşmamış. Dayatmadı diyorum. Konuşmamış. Her parti kendisi masaya getirir diyorum. Yani Mart ayına kadar zaten Cumhuriyet... Doğru değil. Belki de. Yani ama siz Kemal Bey'in aday olmasına karşı gönlünden başka aday geçen hep itibarsızlaştırmaya çalıştılar şimdi. Kemal Bey'in adını. Ben bunun doğru olmadığını söylüyorum. Bilgiye dayalı olarak söylüyorum. Gönlünüzden Ekrem Bey geçebilir, Mansur Bey geçebilir. Meral Hanım geçebilir, Temel Bey geçebilir. Ayrı bir şey. Ama Kemal Bey'in adayı üzerinden kendi gönlünüzden geçen adayı diğer aday itibarsızlaştırarak gündeme getirmenin sağlıklı olmadığını söylüyorum. Bülent Bey, yani İYİ Parti'ye yaptığınız örtük eleştirileri İYİ Parti bir siyasetçi masada olduğu zaman gündeme getirin. Bu söylediğiniz İYİ Parti'ye ben dönük bir eleştiri. Benim için geçerli. Niye İYİ Parti? Bakın Bülent Bey, Cumhurbaşkanı bir adayın etrafına odaklanmışsınız. Onun dışındaki her stratejinin yanlış olduğunu. O zaman kendi adayınız da doğru strateji. Bülent Bey, kurun. Cumhurbaşkanı adayının bu kadar otoriter bir ortamda medya sizin elinizde değilken seçimden iki ay önce belirlenmesi hatadır. O size göre hatta ben de diyorum. Beyefendi hatadır ve zaten seçimi kaybettiniz. Efendim, daha artık neyi konuşuyoruz ben anlamış değilim. Alabilecek bir aday varsa düşsün milletin önüne diyorum. Ya düşsün milletin önüne böyle bir komik bir iddia olabilir mi? Olabilir tabii ki. Yani herkes kendi iddiasını ortaya koymak zorunda. Cumhurbaşkanı adayını destek isteyeceksin. Seçimden belki bir sene önce belirleyip ondan sonra da erken seçim çağrısı yapıp kendi belirlediği adayın arkasında durarak bir kampanya yapması gerekiyordu. Ama niyetinde altı partinin hem birlikte hareket edemeyeceği belli değilken adayı nasıl belli edeceksiniz? Yani Bülent Bey, bence sizin sıranız gelince benim size yönelttiğim somut eleştirilere tek tek cevap verirsiniz. Ama şunu eklemem gerekiyor galiba. Seçime interaktif olduğu için araya girdim ama haksız etsem kusura bakmayın. Yani ben de eğer sizin söylediğinizi araya girebileceksem o şekilde yapalım. Muhalif seçmenin de büyük çoğunluğu saygısızlık yapmak için değil. Yani interaktif olsun ama buyurun devam edin eğer rahatsız olduysanız. Şunu söylemem ama seçime doğru giderken muhalif seçmenin önemli bir bölümünün de aday belirleme ve ilan etme sürecinde geç kalındığına dair bir genel görüş vardı. Ben de diyorum ki bunların hepsi görüş. Hepsi görüş. Ben bu görüşü ileri sürenler zinhar yanlış söylüyor demiyorum. Bir yorum yapabilir miyim? Bu sadece görüş değil. Bakın ben 10 senedir Türkiye'de otoriterleşme çalışan bir siyaset bilimciyim. Ve bunu yaparken sadece Türkiye değil, Türkiye'nin muadili olan ve Türkiye gibi seçimli otoriter sistemlere sahip olan ülkeleri de çalışıyorum. Bu ülkelerin hiçbirisinde başarı kazanan formül, beyefendinin içinde olduğu altılı masanın bizim önümüze koyduğu formül değil. Ve biraz önce Mehmet Ali Bey söyledi, kaza olduktan sonra yol gösteren çok olur. Seçimlerden sonra bu eleştirileri yapmak kolay, öncesinde yapılmadı diye. Hayır, yapıldı. Bu memleketin otoriterleşme çalışan, kendi alanında en liyakatli birçok ismi, siyaset bilimcisi, hem Türkiye'de yaşayan hem yurt dışında olan artık altılı masaya açık kamuoyuna dönük bir mektup bile yazarak süreci eleştirdiler ve uyarı yaptılar. Ben de dahil olmak üzere sizin siyasetçiler olarak Millet İttifakı'nda yaptığınız bir dolu hatayı arka arkaya yazarak ve o hataların yapılmaması için önerilerde de bulunarak sizlere de ulaşmaya çalışıyor. Şimdi dolayısıyla bu sadece bir görüş değil. Ve gelinen noktada seçim kaybedilmiş, biz hala seçim kaybedilmemiş gibi seçimi kaybettiren stratejinin aslında yanlış olmadığını konuşuyoruz. Biz de o önerileri test etme imkanımız yok ki Berk Bey. Şimdi siz bir ortaya sosyal bilimlerde hiçbir zaman 2 kere 2 4 etmez. Sizinki de bir görüş. Beyefendi 2 kere 2 4 eder. Beyefendi bu seçimi kadar kaybettiniz. Insan... Yok efendim 48 alındı da 2 puan olsa vallahi şöyle olurdu da. Tek ölçünüz seçimi kaybettiniz, o zaman ben haklıyımsa o zaman Bülent Bey, muhalif seçmen... Yani. Sizin de dahil olduğunuz bu yapının yaptığı fahiş hatalar yüzünden 5 sene boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kötü yönetimi altında yaşamak zorunda kalacaklar. Aynı muhalif seçmen. Ve hepimizin hayatı... Bir aday etrafında kenetlenmek varken
Bu şekilde yıkıcı eleştirilerinizle bu adayın %48'i almasına siz sebep oldunuz. Bekle, biraz kabahati kendinizde bulun. Siz derken bu şekilde düşünen insanları tasdik edin. Yani partiniz oy alamamış, içine girdiğiniz ortak listede CHP'nin oyunu bir puan bile artıramamışsınız. Peki, şimdi çıkıp akademisyenleri suçluyorsunuz. Ben yapmayın. Suçlamıyorum. Ben diyorum ki akademisyen, davet ediyorum. Ve siyasetçileri olarak bence akademisyen kendi sınırlarını bilmeli. Akademisyen elbette bilimsel bir görüş ortaya koyar. Ama her akademik görüşün... AKP'li bir siyasetçiyle mi konuşuyorum yoksa derdi, muhalif bir siyasetçiyle mi konuşuyorum? Hayır, farkında değil. Ne demek akademisyen vadedir. Sınırlarını bilir? Şu anlamda ne demek sınırlarını bilir? Ben, siyasetçi de eder misiniz? Seçmen... Beyefendi benim söz hakkımı aldınız. O zaman benim sözümü açıklamam şöyle müsaade. Hayır sizin sözünüzü... Ben de bitirmedim. Ben sözümü bitirmedim. Ben de kaçırdım. En son sizde mi kaldı? Ben de kaldı. Bülent Bey sürekli müdahale... Bir akademisyen bir görüş ortaya koyar. Buna karşı başka bir akademisyen de görüş ortaya koyuyor. Yani bir akademisyenin kendi görüşünün mutlak doğru olduğunu söylemesi bilime aykırı bir şey zaten. Beyefendi, ben örnekler. Bunu kastediyorum. Birçok siyaset bilimci de altılı masanın ortaya koyduğu şeyin ne kadar önemli olduğuna dair bir sürü... Ve seçimden sonra onların çoğu öz eleştiri yapmaya başladı. Bilmiyorum yani. Ben size söyleyeyim. Kendi alanımı iyi biliyorum Bülent Bey. Yani bütün siyaset bilimciler bu altında sağlam. Berk Bey sözünü tamamlasın Bülent Bey. Lütfen ondan sonra. Yani zaten geldiğimiz noktada sıkıntılı noktalardan biri de bu. Ne yazık ki muhalif siyasetçiler kendilerini kamuoylarından gelen eleştirilere bile o kadar kapamış durumdalar ki seçmenlerle zaten artık temas ettikleri fazla bir alan kalmadı. Muhalif seçmenlerin seslerini duyurmak için ellerindeki tek imkan sosyal medya. Onda da zaten görüyoruz. Herhangi bir muhalif siyasetçi açıklama yaptığı zaman altına sürekli istifa, istifa, istifa diye mesajlar geliyor. Hı. Ve burada ben Bülent Bey'i iki dakika söylediklerini eleştirdim diye akademisyenin sınırlarından falan bahsetmeye bakın, başladı. Bakın başka bir şey diyorum ki. Beyefendi, beyefendi siz parlamentoda böyle mi konuşuyorsunuz? İnsanların söz hakkını tecavüz ederek. Ama siz benim yanlış yorumluyorsunuz. Akademisyen sınırını bilir dediniz beyefendi. Açıklıyorum ne demek istediğimi. Açıkladım, buna rağmen itiraz ediyoruz. Diyorum ki bir akademisyen bir bilimsel görüş ortaya sunuyorsa bunun karşısında bir bilimsel görüş olduğunda da saygı duymalı. Hüküm veriyorsa bir akademisyen kusura bakmayın sınırlarını bilmiyor beyefendi, diyorum. Beyefendi hüküm yani. Ne demek? Ben hüküm size, demek kesin yani, mutlak doğrudur demek. Kesin mutlak falan sosyal değil. Sosyal bilimlerde mutlak doğru diye bir şey mi olur? Sizin karşınızda da bir beyefendi bir siyasette bilimci, de kaybetmiş bir siyasetçi söyleyeyim. Bu kadar üste çıkmaz. Ya kaybetmek başka bir şey. Bakın sizin kendi iddianızın mutlak %50+1 aldığını iddia etmeniz ve bunu bir hüküm olarak ortaya koymanız kusura bakmayın bir akademisyen yaklaşımıyla bağlaşan bir şey değil. Sürekli hüküm kesin. Başka bir o şey. Zaman, olmaz böyle bir Bülent şey. Bey, yani. Bu saygısız bir tavır. Berk Bey sözünü bakın, tamamlasın ki ben yeniden siz kendi görüşünüzün sanki bilimsel ve matematiksel olarak ispatlanmış bir görüş olarak masaya siyasetçiniz eleştiriye tolerans göstermek durumundasınız. Siz de görüşün ama ben de diyorum ki... Beyefendi siz beni kesiyorsunuz. Ben ama buradan çıkamayacağız. Akademik yaklaşım kendisini eleştiren başka akademik yaklaşımlara da saygı göstermeyi bilir. Beyefendi siz akademisyen de değilsiniz. Ya önümüze gelmiş seçimi kaybetmiş bir siyasetçisiniz ve bir akademisyenden gelen iki dakikalık bir eleştiriye bile bakın, müsamaha göstermiyorsunuz. Eleştiri yapmıyorsunuz. Hüküm veriyorsunuz. Ben hüküm de ne demek? Eleştiri yapıyorum. Hüküm benim dediğim mutlak %100 doğru. Bunun dışındaki herkes yanlış demek. Bir bilim adamına gerçekten beni çürütürsünüz. Aynı yerde kendi... patinaj çekiyoruz Bülent Bey. O yüzden ben bir daha kendi koruma girebilir miyim? Ben bitirmedim ki beyefendi. Ben bitirmedim. O yüzden lütfen. Tamam, ama yani Seda Hanım ben o zaman Bülent Bey'i konuştuğum zaman da sürekli ben böyleyim. Onu konuşturmayayım. O da bölmeyecek. Ama yani beyefendi beni yani bu zaten işte Türkiye siyasetinin geldiği. Bak şimdi hüküm veriyorsunuz. Lütfen buyurun beni eleştirmeyin. Siz kendiniz devam edin. Bu kadar siz bu kadar kolay sinirlenecekseniz siyasette nasıl siz, kariyer yapacaksınız? Hüküm ver, bir akademisyenin hüküm vermesi kadar hüküm vermek ne demek? Ben bir eleştirel analiz yapıyorum beyefendi. Analiz yapmıyorsun, mutlak doğru diyorsun. Bülent doğru Bey, ama ben... şimdi bu şekilde girdiğiniz zaman sözünü tamamlaması Berk Bey'in tamam, mümkün de değil. Şimdi yine bir önümüzdeki dakikalarda reklama yani, gideceğiz ve Mehmet Ali Kulat aramızdan ayrılacağı için ben Berk Bey'den sonra ona söz vermek istiyorum müsaadenizle. Ben evet. De ayrılmak durumdayım da 11'de çünkü öyle konuşmuştuk. Sen özür diliyorum. 11'de ayrılacak olan çok özür diliyorum. Karıştırdım ben. Mehmet Ali Bey kusura bakmasın. Mehmet Ali Bey burada daha. Olmanın avantajıyla biraz. Yani tamam, Bülent Bey sürekli kesmeseydiniz kusura bence bakayım, şu son 10 dakika daha kaliteli daha kaliteli bir tartışma yapabilirdik. Doğru, şimdi ya bence bu tablo açık.
Dolayısıyla muhalif siyasetçilere hani bardağın yarı dolu tarafını sürekli bizlere hatırlatan siyasetçilere o bardağın boş tarafını muhalif seçmenlerin her gün bu iktidar altında yaşadığı hatırlatmasını yaparak ben sözlerime devam etmek istiyorum. Dolayısıyla şurada iki dakikalık bir eleştiriye bile tahammülü eğer olmayacaklarsa ben bilmiyorum önümüzdeki seçimde kimden oy alacak bu muhalif siyasetçiler. Şimdi gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Şimdi Müslüm Bey'in bir eleştirisi belki ideal koşullarda benim tarafımdan da kabul edilebilecek bir eleştiri. O da şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ne değişim isteyen kanadın henüz o değişimi nasıl yapacağını, içini nasıl dolduracağını söylememiş olması. Bu eleştiriye katılıyorum. Ama ne yazık ki burada şöyle bir durum var. Birincisi işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahalle kongreleri bitti. Şimdi önümüzdeki ay içinde ilçe kongreleri yapılacak, sonra da il kongreleri. Kemal Bey'e bayrak açmış ya da Kemal Bey'in liderliğini eleştirmiş birçok ilçe ve il yönetimi görevden alındı. Bu doğru değil. Parti meclisinde tartış. Yani, ben o konuda cevap veririm. Sen tamam. Yani 5'tir, tamam. 10'dur o ayrı bir tartışma. Hani bunun bir ilçe yönetiminin bile görevden alınması, Beykoz hemen aklıma geliyor ama başka yerler de var. Bu bile zaten bu partinin demokratik koşullarla yönetilmediğini gösteriyor. Ve gelinen noktada örneğin Kemal Bey tüzük değişikliğinden bahsediyor ve demokratik bir tüzüğü partiye armağan edeceğini söylüyor. 13 senedir genel başkan olan birinin bu şu ana kadar partiyi yöneten tüzüğün demokratik olmadığının da bir itirafıdır. Yani bu kadar kapsamlı bir tüzük değişikliği neden Kemal Bey'in genel başkanlığının 13. senesinde ve ağır eleştiri altında girdiği bir kurultayda ve seçimi de kaybettikten sonra gündeme geliyor? Örneğin niye 5 sene ya da 10 sene önce gündeme gelmedi? Ve dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki delege ve örgüt yapısı, hele de yerel seçimlere gitmeye artık 6,5-7 ay varken ne yazık ki bu kadar kapsamlı bir kurultay tartışmasına da izin vermiyor. Şimdi tabii ki ideal koşullarda bu kavganın yerel seçimlerden sonra yapılması belki daha tercih edilebilir bir seçenek olurdu. Ama o seçeneğin gerçekçi olması için Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç şeyi yapmış olması gerekiyordu. Bunlardan bir tanesi yerel seçimlerden hemen sonra görevi bırakacağını kamuoyuna deklare etmeliydi, etmeli. Parti içindeki tartışmaların önünü kesmek için partide kendisini eleştiren farklı kanatların temsilcileri de dahil olmak üzere kapsamlı ve kapsayıcı bir MYK yapması gerekiyordu. Halbuki benim gördüğüm kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinin en zayıf MYK'sı şu an atandı. Ve bu MYK'da artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir kararına karşı çıkabilecek bir isim de yok. Şimdi bir de üstüne bazı il ve ilçe yönetimlerinin görevden alınması durumu da düşünüldüğü zaman ve en azından benim takip ettiğim kadarıyla bazı ilçe ve mahalle kongrelerinin de çok kavgalı geçtiği düşünülürse, İşte Etimesgut'ta Kemal Bey'in karşısındaki aday kalp krizi geçirip öldü. Fakat sanırım seçim sonuçları yani seçimler yapıldı. Yani başka bazı örnekler de var. Şimdi bu tabloda ne yazık ki işte tartışmaların önü kesilmiyor. Yani aslında değişimi kişilere bağlamayalım ve seçim sonrasına bırakalım demek, geçen seçimi kaybetmiş bir genel başkanın çok daha kötü bir yönetim kadrosuyla ve kendi atadığı adaylarla bu yerel seçimlere girmesi demek. Yani aslında bu Cumhuriyet Halk Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık gitmesi gerektiğini düşünen Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerine şöyle bir paradoksal siyasi senaryo yaratıyor. O da önümüzdeki yerel seçimlerde CHP'ye oy verirseniz ortaya çıkacak bir seçim başarısı olursa bunu Kemal Kılıçdaroğlu kullanır ve 2028'de yine kendisi aday olmaya çalışarak o seçimi de kaybeder. Peki. Ben buna bir cevap Müslüm Bey, vereyim ama. Şimdi olur. Burada oraya döneceğim zaten. İl ve ilçe pardon Bülent Bey. İl ve ilçe yöneticilerin görevden alınması, ben ne kadar sayı bir şu anda bilemiyorum ama aklıma gelmedi. Çok da demokratik olmayan bir sürecin işlediğini gösteriyor kongre süreçlerine giderken dedi. Neden öyle değil? Onun cevabını alacağım. Uğurlamadan sizi son sözü severim. Kaç dakikamız kaldı? Hiç değerlendirmemedik, sadece tartıştık. Peki, yani. Peki 7 dakikayı tamam. Mutlaka öyle organize edeceğim. Müslüm Bey'den de şimdi rica şöyle, edeceğim. Birkaç ben dakika içinde toparlasın. Berk Hocam'ın eleştirilerine saygı duyuyorum ama biraz toptancı bakış açısıyla bakıyor. Mesela muhalif siyasetçilere ilişkin böyle
bakış açısı, hepsini böyle aynı kefeye koyan, aynı şekilde değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişime ilişkin bakış açısı yani böyle siyahla beyaz gibi. Ama gerçek tam öyle değil. Gerçek bunun ortasında, ikisinin arasında. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi aşağıdan yukarıya bir tartışma sürecini işletmek bizim istediğimiz bir şey. Ama olması gereken şey şu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne değişim isteyen arkadaşlarımızın değişimden ne anladıklarını tanımlayıp, belirleyip, ilçe kongrelerinden itibaren gelip kongre delegelerinin karşısına çıkarak, kardeşim bizim manifestomuz budur, böyle bir Türkiye istiyoruz, böyle bir parti istiyoruz, bizim modelimiz budur deyip bunları tartışmaları gerekirdi. Yani ilçe kongreleri başladı, peşinden il kongreleri başladı. Geçmişte bu hep böyle oldu Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Hem ortanın solu süreci hem sonraki süreçler, Baykal, Deniz Baykal süreci mesela hep böyle kongrelerde aşağıdan tartışarak geliniyor. Ama şu anda yürütülen iş bu değil. Yani yanlış olan, hatalı olan, eksik olan Kemal şey şu. Kemal Bey böyle geldi mi peki? Anlatayım. Genel başkanla. Bakın o başka bir şey. Ama değişim isteyen arkadaşlar ne istiyorlar? Şimdi bunu biliyor musunuz siz Berk Bey? Yani sadece genel başkan değişimini istiyorlar. Şimdi bunun dört başı ya elbette önemlidir ama tek başına değil. Yok tek başına değil ama tek başına o da bir şeyin önünü açar. Şu anda değişti kuşu konuşuyoruz biz. Şu anda elimizde bir kırmızı şey sihirli değnek var. Geleceğiz. Partinin bütün yapısal sorunları burada duruyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu alacağız. X arkadaşı getireceğiz ve bütün sorunlar çözecek. Yok, böyle bir dünya yok. Bunu söyleyen arkadaşımın bana neyi değiştireceğini açıklaması lazım. Anlatması lazım. Gidip Pendik örgütüne, Maltepe örgütüne anlatması lazım. İstanbul İl Örgütü'nü anlatması lazım. Bunların hiçbirisi yok. Sadece o gitsin ben geleyim anlayışına sıkışmış bir değişim süreci sağlıklı işlemez, işlemiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Söylemek istediğim şey bu. Şimdi bakın arkadaşlar, şimdi mesela bazı hakları teslim etmek açısından söyleyeyim. Yani tüzük değişikliği. Şimdi tüzük değişikliği ile ilgili süreç tersinden okunduğunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin antidemokratik olduğunu söylemek. Siz biliyor musunuz şu anda değişim isteyen arkadaşlarımız bu tüzük mimarları. Yani şu anda değişimin mimandarı olan arkadaşlar, önde olan arkadaşlar. Yani Sayın Ekrem İmamoğlu'yla toplantı yapan arkadaşlarımız bu tüzüğü yapan arkadaşlarımız. Bakın Müslüm Bey, bu tüzüğü yapan, yapan arkadaşlar. Yani Kemal Bey'e dönük bazı eleştiriler yaptım diye sanki ama bak ben seni dinledim. Ama şimdi bana yönelttiğini suçlama ben sanki parti içi hizip olarak Bülent Tezcan'la sanki Bülent Tezcan'la kol kolaymışım gibi bir yapmayın. Öyle demiyorum. Siz bence benim eleştirilerime cevap verin. Diğer hani polemik bence diğer kanatlı olmalı. Bak eleştirilerine cevap veriyorum işte. Ama şimdi, ama evet onlara bir sıralasın kesintiye uğramadan Müslüm Bey bakın, süremiz az çünkü. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'de en demokratik parti içi demokrasinin uygulandığı parti olmakla övünüyoruz. Yani bugün değişimi savunan arkadaşlarımız da aynı şeyle övünüyor. Yani dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüzük değişikliğine ilişkin talepleri gördükten sonra bugüne kadar ya bu antidemokratik mi tersten yorumlamayı büyük bir haksızlık olarak kabul ediyorum ben. İkincisi yani il ve ilçelerin görevden alınması, bakın arkadaşlar ben ilkesel olarak seçimle gelmiş kişilerin hangi görevlerde olursa olsun seçimle gitmeleri gerektiğinden yanayım. Cumhuriyet Halk Partisi'de bu bir kural. Çok istisnai zamanlarda, çok istisnai olarak insanlar görevden alınmıştır, alınabilir. Bunun da bir anlamı var. Bakın biz 4 ya da 5 tane ilde görevden alma gerçekleştirdik. Bunların ikisi iade edildi göreve bir teknik sebepten yani dolayı. İstisnai çok istisnai. Diğer arkadaşlarımızın da açık suçları var. Ya açık siyasal partiler kanunu ve ilgili mevzuata göre suç işlemişler. Suç işleyen arkadaşlarımızı görevden aldık. Yani dolayısıyla kongre kazanarak, kongre kazanmaya dönük parti içi demokrasi yollarını kapatan, değişimcilerin önünü kapatan ve bu çerçevede de illeri dizayn eden bir anlayış yok. Böyle bir anlayış yok. Bakın ben bunu çok kati olarak söylerim. Yani bu konuda daha Bülent Bey'e söz verelim. Söyleyecek çok şey var ama ben Bülent Bey gideceği için akademisyenler tamam, siyaset araya girdiği zamanda da bir süresi. Akademisyenler ama yani demek ki eleştiri olunca araya giriyorum, siz de girdiniz. Şimdi akademisyenler, siyasi yorumcular, kamuoyu araştırmaları, siyasi herkes elbette kendi fikirlerini özgür bir şekilde ortaya koyar. İnandığı değerleri de savunur. Buna hiçbir itirazım yok. Ama hani sınırlarını bilmeli mi hocam, yanlış anladı ya, şunu demek istiyorum. Yani siz akademik bir görüş ortaya koyuyorsanız bunun burada bir yanılma payı olduğunu, buna aksi görüş ortaya koyan insanların da doğru düşünebileceğine pay vermeyi kastediyorum sınır derken.
ben mutlak doğruyum, bu kesin böyle, siz yanlış yaptınız demek bir bilim, yani akademik bir yaklaşım olmadığını söylüyorum. Peki ben bu, böyle bir şey söyledim mi? Benim dediğim ya, mutlak doğrudur. Tabii ki yanlış dediniz. Yani biz benim seçimden önce programı geriye alıp herkes dinleyebilir. Benim böyle bir cümlem olmadı. %48 işte kaldı. Peki sizin ortaya koyduğunuz tez %48'i aşan bir şeyin kazanacağına dair elimizde bir veri mi var? Elbette dediğim gibi yani testi kırıldıktan sonra herkes değerlendirme yapıyor. Kolay bir şey ama sizin ortaya koyduğunuz önermenin daha başarılı olduğunu test etme imkanı yokken yani elbette biz o eleştirilerden de istifade ederiz ama yani benim itiraz ettiğim nokta şu. 2018 yılında Sayın Kılıçdaroğlu bir seçim kazandı. Karşısında Muharrem İnce çıktı gitti. Ailece bir yemek yediler. Partiyi bana terk et dedi. Sonra 2019 seçimlerini Sayın Kılıçdaroğlu'nun başkanındaki CHP kazanınca bütün Kemal Bey'in gitmesini isteyen herkes baltaları kuma gömdü. Bu seçim başarısından sonra tekrar parti içi bir tartışma. Ben akademisyenlerin, siyaset yorumcularının Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki tartışmalarda taraf olarak 6 partinin oluşturduğu masayı objektif değerlendirmemelerine itiraz ediyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni değerlendirmek benim işim değil. Orada genel başkan kim olmalı, değişim olmalı mı, olmamalı mı? Buna Cumhuriyet Halk Partisi karar verir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi nasıl yoluna devam etmek istiyorsa ona saygı duyuyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki iktidar savaşı, parti içi tartışmalar üzerinden 6 siyasi partinin oluşturduğu bu Türkiye birlikteliğini itibarsızlaştırmak, bunlar üzerinden parti içi yarışta bir nevi laf yetiştirmeyi doğru ve vicdanlı bulmuyorum. İtiraz noktam buna. Yoksa dediğim gibi ben hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki tartışmalara girmem. İsmi geçen bütün adaylar benim için saygındır. Değişim talep eden bütün arkadaşların niyetleri ne olursa olsun parti içi meseleleridir. Bu Saadet Partisi benim. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu değişim talep eden arkadaşların tamamının seçimden önce bu 6 siyasi partinin oluşturduğu bu yani ittifaka ne kadar sahip çıktığını ve Türkiye için ne kadar önemli olduklarının çok iyi farkında olduğunu biliyorum. Kısmen parti içi iktidar için bunu kenara bırakmış olsalar bile önümüzdeki süreçte bu kadar kutuplaşan bir Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka ancak birlikte yol yürüyebileceğini düşünüyorum. Bir son ekleme yapmadan önce